Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar tekrar kullanabileceğiniz bir alışveriş çantası dikeceğiz ve bence bu çantanın en güzel özelliği katlanarak çantanıza girebiliyor oluşu. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. İhtiyacımız olan malzemeler öncelikle uygun bir kumaş. Bu poplin olabilir, kanvas olabilir ya da keten olabilir, fark etmez. Mezura, makas, İğne ve iplik. Öncelikle kumaşımızı ters çevirerek 36,5 cm 41 cm'lik iki tane dikdörtgen kesiyoruz. İlk dikdörtgenimizi dikey bir şekilde ikiye katlıyoruz ve dış yüzeyinin de bize baktığından emin oluyoruz. Kumaşın sol üst köşesinden aşağı doğru 15 cm'lik bir ölçü alacağız ve burayı iğneyle işaretleyeceğiz. Sonrasında da sağ üst köşeden 20 santimlik bir ölçü alacağız ve burayı da işaretleyeceğiz. Üst kısımda ise 12 santimlik bir ölçümleme yapacağız. Bu ölçümlemeyi sol üst köşeden ortaya doğru yapıyoruz. Bu aslında orta noktamızı belirleyecek. Ortaya bir iğne koyduktan sonra 9 santimlik başka bir ölçü alıyoruz ve bunun da orta noktasını belirliyoruz. Yani yaklaşık 4,5 santimlik bir ölçü olacak burada. Demin koyduğumuz izi iğneyi tam ortaya denk getirecek şekilde, 4,5 santime denk gelecek şekilde işaretledikten sonra bir sağ bir de soluna iğne koyuyoruz. Yani 9 santimi bir sağına bir de soluna iğne koyuyoruz ve sağlamasını yapıyoruz. Sağ tarafta 20 santimlik bir ölçü, sol tarafta 15 santimlik bir ölçü. Sağ üst köşeden sola doğru 2 santimlik bir ölçü ve sonrasında 9 santimlik bir ölçümüz var. Şimdi de çantanın kulplarının kavisini ayarlamak istiyoruz. O yüzden sol üst iğneden aşağı doğru ölçümüzün tam yarısı olacak şekilde, yani 15 santimin yarısı 7,5 santim olacak şekilde bir iğneleme işlemi yapıyoruz. Sonrasında da buradan kumaşımızı keseceğiz. Benzer şekilde 20 santimlik kenardan da 10 santimlik bir ölçümleme yapıyoruz. Bu da yine sağdaki iğnenin altından aşağı doğru olacak. Sonrasında da bu kıvrımı da kesiyoruz. Gördüğünüz gibi ilk yüzeyimizi çıkarttık. Şimdi bu yüzeyi kalıp olarak kullanacağız ve diğer kumaşı da keseceğiz. Bu nedenle diğer kumaşı da ikiye katlayarak, yani aynı bir öncekinde olduğu gibi ikiye katlayarak kalıbımızı üzerine yerleştiriyoruz ve iğneliyoruz. Sonrasında da gösterdiğim yerlerden kesebilirsiniz. Evet, kesimimizi tamamladık. Kumaşların ortasından çıkan ovala yakın bir parça var. Bunu atmamanızı tavsiye ediyorum çünkü cep olarak kullanacağız. Ben kumaşlardan sadece bir tanesini kullandım ama her iki parçayı da kullanarak arkalı önlü bir cep yapabilirsiniz. Böylece çantanızı katladığınız zaman her iki tarafında da bu kumaş gözükmüş olur. Şimdi cebi bir kenara bırakıyoruz ve çantanın her iki yüzeyinin etrafını zikzak dikiş geçiyoruz. Basit alışveriş için kullanacağımız bir çanta olsa da kötü gözükmesini istemiyoruz.
O yüzden gösterdiğim yerlerden içeri doğru yarımşar santimlik bir kıvrım yapacağız. Bu kıvrımlar sayesinde çantamız çok daha düzgün gözükecek. Ve tekrar geldik cep kısmına. Cebi gördüğünüz gibi üst kısımdan çıkartmıştık. Ben kenarlarından yarımşar santimlik kıvrımlar yaptım ve iğneledim. 2 santim de yukarıdan aşağı doğru katladım. Siz de aynı işlemi yaparak dikişini gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında da çantanın üzerine entegre edeceğiz. Cebi çantanın tam orta noktasına gelecek şekilde oturtup iğneliyoruz. Sadece kenarlardan dikeceğiz, üst kısmı açık kalacak. Buna dikkat ederek dikişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Cebi de entegre ettiğimize göre şimdi birleştirme kısmına geçebiliriz. Çantanın askılarının üst kısmından birer santimlik ve çantanın yan iki kenarından ve alt tabanından olmak üzere de yarımşar santimlik dikişler geçeceğiz. Çantanın tam olarak bir alışveriş torbası gibi gözükmesini istiyoruz. Bu nedenle askıların üst kısmından ikiye doğru katlayarak bir ölçü alacağız ve alt tabandan işaretleme yapacağız. Hem sağ hem de sola aynı işlemi uygulamamız gerekiyor. Katladıktan ve işaretledikten sonra da tabandan yatay olarak 1 santimlik bir dikiş geçeceğiz.
Ve neredeyse sona geldik. Çantayı tamamlamak için çok basit bir işlemimiz daha var. Askıdaki dikişleri iki yana doğru açıyoruz. Ve sonrasında ikiye katlıyoruz. Gösterdiğim yönde katlamayı ihmal etmeyin lütfen. Çünkü çantanın istediğimiz gibi durmasını bu sağlayacak. Askıların üst kısmından dikdörtgen şeklinde bir dikiş yapacağız. Ve çantamızı tamamlayacağız. Ve işte çantamızı tamamladık. Alışverişlerinizden sonra yıkayabileceğiniz, tekrar kullanabileceğiniz bir çanta diktik. Umarım siz de dener ve keyifle kullanırsınız. Çünkü bu çanta hem bütçenize hem de dünyaya katkı sunuyor. Naylon poşet kullanımını azaltıyor. Şimdiden herkese keyifli alışverişler diliyorum.